Günaydın arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Mutfağı temizlemekle başladım. Gerçekten yoruyor beni. Şöyle öncelikle buzdolabımı temizledim arkadaşlar. Zaten hazır içi de dolu değilken buzdolabımı temizledim. Buzdolabından çıktı çünkü en önemli yer mutfak benim için. Yani evde mutfak temiz olsun öncelikle. Gerisi boş yani. İşte masayı falan, şu koltuklarını falan güzelce sildim şu an. Dolap işlerine girmiyorum arkadaşlar. Çünkü dolap işleri benim bir günümü alır. Dolap işlerini artık müsait bir günde birlikte temizleyeceğiz. Şimdi mutfağı biraz hızlı hızlı yapıyorum. Ondan dolayı çekim yapamıyorum. Biraz da müzik açtım motive olmak amacıyla. Üzerimde daha çok müsait değil. Şimdi üzerime müsait bir şeyler giyeceğim. Artık valizlerin olduğu yere geçeceğiz. Ocağımı şununla temizliyorum. Şu biliyorsunuz farmasiden gelen ürün yağ çözücü. Bundan sıktım şöyle aspiratörüme falan her şeyi sıktım. Güzel biraz beklesin, akıtsın, ondan sonra güzelce temizleyeceğim. Bunları da sıktım arkadaşlar. Makinemi boşalttım. Tekrar doldurdum. Şunları elde yıkayacağım. Böyle bakalım şu anlık bende durumlar bu şekilde. Küçük kahve yaptım arkadaşlar. Şunu biçeyim, kendime geleyim. Ondan sonra işlere devam. Uzatan şeyi. Ne anneciğim? Metre. Ne yapacaksın ama? Anne şu oraya koyacağım. Yakup çiçekliği kuruyor. Ben de işte kıyafetlerle uğraşıyorum. Anne ya geldi. Bunları iki tane almıştım ya kızlar. Şöyle karşılıklı koydum, masam çok büyük olduğu için hiç hoş durmadı. Ve masam düz beyaz değil, desenli ya. Bunu da böyle karşılıklı koyunca hoşuma gitmedi. O yüzden bunun birini sadece buraya aldım. Şu su şişelerimin altında dursun diye. Burası bu durumda da. Bir yandan yerleştiriyorum. Bir yandan yıkanacakları ayırıyorum. Yakup da çiçekliği kuruyor. Çiçekliğim tamam arkadaşlar. Hazır. Vallahi gayet de sağlam. Çok da güzel oldu. Çok beğendim. Rengi falan da çok güzel. Daha doğal duruyor. Bunu boyamayacağım yani. Böyle doğal durduğu için. Ama nereye koyacağız bilmiyorum. Arkadaşlar sehpaları da taktı Yakup bacaklarını. O kadar pratik ki anlatamam size. Videoda hemen böyle takıp döndürüyorsunuz. Tornavidaya bile gerek kalmıyor. Sehpaların modelini merak eden arkadaşlar vardı. Şöyle göstereyim. Resimden göstermiştim ama çok net değildi. Renkleri bu şekilde. Zaten kalmamış arkadaşlar. Model renk kalmamış. O kadar çok satılmış ki yani kalmamış. Kalan modellerden de en çok ben bunu beğendim. O yüzden bunu aldım. Diğerleri çok böyle cırt pembe olanlar vardı. Ondan sonracığıma işte çok mavili olan vardı. Yani en her renge uyacak model buydu. Ben de bunu aldım. Şimdi zaten biliyorsunuz mobilyalar beyaza boyanacağı için mobilyalar beyaza boyandığında bu sehpalar da bu şekilde sırıtmayacak. Gayet güzel duracak diye düşünüyorum. Halım zaten bu şekilde. Mobilyalarım koyu kahve. Mobilyalar beyaz olacak. Sadece koltuklar krem. Kenarları böyle kahve ama olsun, yapacak bir şey yok. İleriye dönük de koltukları değiştiririm. Böyle olacak arkadaşlar. Şimdilik sehpaları oraya koydum. O sehpaların olduğu yerde şu kaşıklığım vardı. Bu kaşıklığı da beyaza boyayacağım. Buna da ayak takacağım. Ona da böyle bir şeyler olacak yani. Ama şimdilik bu şekilde buraya köşeye koyayım dedim. Dursun. Bunun üstünde de zaten albümler vardı. Albümleri de şöyle alalım. Şimdi şu patates soğanlı kutusunu da açayım. O da aradan çıksın. Şimdi çıkartalım. Bunu da anneciğim aldı. Biraz önce gösterdiğim sayfaları da abim aldı. Annem bu patates soğanını aldı arkadaşlar. İşte kıyafet falan çınarı aldı. Ondan sonracığıma abim de sehpalarını aldı. Diğer işte o tabaktır, çanaktır falan. Çiçekli tıkları, onları zaten kendim aldım.
Bunu da çok beğendim. Ben önünden çekeyim. Anneciğim nasıl çekileyim? Eşya açıyorum ben burada. Bir dakika ben şuradan. Bunu çok beğeneceksiniz. Eminim. Yani ben de önce vereyim. Çok beğendim ben bunu. Öyle mi? Şöyle ayarlayayım sizi. Benim patates soğanlarım vardı ama plastikti ve kahverengiydi. Onları evin içinde kullanmıyorum. Bunları bir gördüm, bayıldım. Bakar mısınız şunlara şıklığına? Metal bunlar. Böyle kupları var kenarlarında. Şurada olan... çekir. Patates resimli olanı alt kısmı olacak. Hoppa! Yerleşiyor bunlar, sallanmıyor da. Şunu da üstte koyacağım. Şöyle. Kapaklarını da takalım. Mutfak biliyorsunuz siyah beyaz olduğu için. Ay çok güzel oldu. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Çok beğendim. Şöyle göstereyim. Şimdi koyduktan sonra yerini nereye koyacağım bilmiyorum. Valla arkadaşlar patates soğanın yeri en güzel burası oldu. Başka mutfakta koyacak yer bulamadım. Burada da şey vardı biliyorsunuz, damaca vardı. Damacanayı buraya koydum. Balkona koymak istemedim çünkü balkonda biliyorsunuz hani soğuk olduğu zamanlarda bu su çok soğur. Yazın da çok sıcak olur. O yüzden suyu böyle koydum. Suyun yerine olmadı. Yani ileri dönük değiştiririm farklı bir yer bulursam. Ya burada beni rahatsız edecek bir durum yok. Şöyle yani kapıyı falan da rahatsız etmiyor. Ama görünüm olarak belki çok şey olmamış olabilir. Ama gizli yerde yani. Gizli yerde ama patates soğanlık orada çok güzel oldu. Şuraya mı koysam acaba dedim ama orada da olmaz, çok kapı girişinde olur. Ah işte şu buzdolabı var ya, o kadar yer kaplıyor ki mutfakta. İşte buzdolabı burada olmasa hem damacamı hem de soğanlığımı şu köşeye çok rahat koyabilirim. Olsun, yapacak bir şey yok yani. Böyle ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok şık durdu bence siyah. Bakar mısınız? İki katlı olması, siyah olması çok hoşuma gitti. Şöyle burayla da uyum sağladı. Böyle siyah. Mutfak dolaplarıyla, halıyla falan çok güzel uyum sağladı. Bayıldım. Şimdi burada kıyafetlerin aralarına sarılmış olanlar var. Şu resimlikleri falan çıkarıyorum. Bak oynamıyor bende. Bak yalanmış şunları. Açalım. Ya bunları sabana falan koyacağım da. Yine yerlerini değiştirir miyim? Anne bak koyarım. Gizem. Gidelim odama konuşsana. Bakayım. Koyalım anneciğim. Nasıl olacak? Nasıl eder bilmiyorum. Yerler değişebilir. Mesela çiçekliğin üzerine resmi koymak istiyorum. Ama bilmiyorum. İşte kafam karışık. Şunları bir salona koyayım şimdilik. Büyük valizi boşalttım. Onları zaten güzelce katlamıştım. Yatak odasına yatağın üstüne koydum arkadaşlar. Şu makyaj şampuanı şuraya atalım. Valla yatak odasıyla Çınar'ın odasını şu an hiç görmeyin. Gerçekten hiç görmeyin yani. Yakup şey yaptı. Dedim sen, hava çok güzel. Sıcacık vallahi. Sen de bir şey yap. Çınar'ı al parka git. Onlar parka gittiler. Allah şurada bir şey çıktı ne ya? Bu da reçel herhalde. Reçel, bir şişe reçel. Şunlar hep yıkanmış, temizdi. Şunu yıkayalım. Şunlar da yıkansın, şu da yıkansın. Şunlar benim, şunlar Çınar'ın. Oradan çünkü yıkayıp da katlayıp koyduklarım oldu. Şunlar botlar, kapının önüne atalım. Kapının içi şu an çok karışık. Yakup şu bestiyer var arkadaşlar. Buna rafları kestirmiş. Onun raflarını takacak. Tabii burası bayağı büyük bir dolap ama hiçbir şekilde kullanılmıyor yani. Kullanım açısından kötü. O rafları takınca bayağı bir raf olacak. O yüzden kapının önündeki o dolap var ya, ayakkabıları koydum. Orada benim hani işte sonuçta ne olursa olsun arkadaşlar hani markası olan yeni aldığım ayakkabılarımız, spor ayakkabılarımız, bir sürü ayakkabımız var. Ve hani üst üste duruyor. Hoşuma gitmiyor. En azından sadece günlük giydiklerim o siyah ayakkabılık duracak kapının önünde. O diğer dolaptaki ayakkabıların hepsini buraya güzel bir şekilde dizeceğim.
Buraya bayağı bir raf yapacağımız için, iki tane üç tane raf yapacağımız için de en üst raflar arkadaşlar, en üst raflara da yani ister kızın bana ister kızmaya yapacak bir şeyim yok. Çünkü inanın elimden gelen bir şey yok. Kiler dolaba alsam dahi mutfağı görüyorsunuz zaten, koyacak yer yok. Balkonda koyacak yer yok. Kiler dolabını başka bir yere de koyamıyorum. O yüzden bu dolabı değerlendirmekler var. Şunu bir komşumuz hediye verdi. Daha doğrusu benim arkadaşım. Elim boş gelmeyeyim demiş. Buna hediye verdi. Şunlar benim aldığım tabaklar. Burada hep tabaklar var arkadaşlar. Bunları zaten biraz sonra hepsini yıkayacağım. Hepsini yıkarım. Ondan sonra yerleştiririm. Şurada işte yine şunlar oturma odasına ait. Mumluklar. Salona ait. Buna bir tane daha olacak bundan. Onu da buraya kıyafete sarmıştı anne. Şunları da açalım salon. Vallahi olmadı, şu kahveleri kaldıracağım burada. Buraya daha sade tutacağım. Mumluklar da var çünkü. Şunlar dursun. Bunları başka bir yere koyarız. Ne yapalım? Şöyle olmadı, bu örtüleri de kaldırırım. Yani beyaza boyandıktan sonra sade bir şekilde böyle şöyle. Oldu mu bilmiyorum konsolda da. Nasıl oldu bilmiyorum. Ya şu an böyle kahveyle gördüğünüz için arkadaşlar değişik duruyor ama beyazla göründüğünde bence daha şık duracak. Şöyle 3 tane mumluk koysam buraya, 2 tane de çerçeve koysam bence gayet de hoş olurmuş gibi geliyor bana. Bu da bu şekilde. Salonda sehpanın üzerine de olabilir. Şeye de olabilir. Yemek masasına da olabilir. Şurada açalım, tuvalete koyalım. Bu tuvalet lavabosu için almıştım, pratik olsun diye. Yıkaması. Orada dursun. Sonra bunda ne var? Bunda da patates ezeceğiyle tart kalıbı var. Vallahi böyle alıyorum, getiriyorum. Burada açarken de hoşuma gidiyor. Yerleştirirken o kadar güzel, zevkli oluyor ki arkadaşlar. İnsan, bir de ben şeyimdir. Yani böyle bir tane bile yeni bir şey alsam çok mutlu olan tiplerdenimdir. Şu tabakları falan bir koyalım da. Ay, poşetleri artık valla atıyorum çöpe. Bir kısmını biriktirdim. Valla maşallah diyorum, hiçbir şeyim kırılmamış. Hiçbir şeyim kırılmamış. Çıkardım ama
Biraz da sıcak su ısıttım. Dün zaten Yakup bir tencere şey yapmış, mercimek çorbası yapmış. Yanına da şöyle yeşil fasulye yapayım dedim. Bugün süpürge işi kaldı arkadaşlar. Çünkü yetiştiremeyeceğim. Daha doğrusu ben yaparım, yetiştiririm de. Birazdan Yakuplar gelir. Ondan dolayı acele acele de yapmak istemiyorum. Sıkıştırmak istemiyorum. Bugün zaten valizlerle mutfakla uğraştım. Biraz daha çamaşırlar var içeride, onları katlayacağım. Onlara geçmeden önce şey yapayım dedim, şu yemeğimi koyayım, hazır olsun. Yemek pişerken ben de o kalan çamaşırlarla uğraşırım. İki tane de patates soyuyorum ki içine hem yemeğim biraz daha çok olsun diye, hem de şey olsun, sizin patates güzel oluyor. Yakışıyor yeşil fasulyeye. Bilmiyorum. Size de göstermek istiyorum şimdi. Biliyorsunuz benim şu balkonun köşesinde böyle bir sehpa vardı. Başka bir şey yoktu. Sadece burada puf vardı. Oturma alanı olarak sadece burasıydı. Balkonum zaten çok fazla büyük değil yani. Şu puf da benim diğer oturma odamda L koltuğum vardı önceden. Sadece o pufu kaldı. Diğer L koltuk kırıldı. Bu puf da Çınar'ın odasında duruyordu. Yani kullanılmıyordu. Sadece işte aksesuar olarak duruyordu. İşte ben de böyle düşündüm. Dedim ki acaba pufu buraya çıkarsam nasıl olur? Güzel olur mu diye kararsız kaldım önce. Ondan sonra bir deneyeyim falan dedim. Koydum, hoşuma gitti. Yani daha doğrusu hani görünümden ziyade balkonda oturacak birazcık daha fazla alan oldu. En azından şuraya iki kişi oturur. Bir kişi de oraya oturabilir yani. Hani orada gereksiz bir sehpa duracağına oturmaya bir alan olması daha mantıklı oldu bence. Bilmiyorum, sizlerin fikrinizi merak ediyorum. Böyle sade oldu. Üstlerinde de takım olsun diye zaten bu bordo pufum. O da kırmızı. İkisi de takım olsun diye bu önceki çeket örtülerim var ya, onları serdim üzerine. Hani yeşil şu halı falan da uyumlu olsun diye, böyle yeşil falan uyumlu olsun. Telefonum çaldı arkadaşlar. Abim aradı. Onu açmak zorunda kaldım. O yüzden kesildi. Yani böyle yaptım. Bu şekilde yaptım. Siz beğendiniz mi, beğenecek misiniz bilmiyorum. Böyle yaptım yani. Oturmaları geniş olsun diye. En azından pufu kullanmış oluruz. Böyle görünümü bu şekilde. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şu küçük tenceremi aldım. Küçük tenceremi aktarayım. İçerilerin işi bitti. Çamaşırlar falan. Onları hallettim. Şu sofrayı kuracağım. Şunu ısıtacağım. Şunu şöyle küçük tencereye aldım. Hem buzdolabında fazla yer kaplamasın diye. Yer sıkıntısı olmasın diye. Bunu da ısıtayım arkadaşlar. Şimdi akşama yiyelim. Bir de şey yaptım. Annem mısır koymuştu ya. Şöyle. İki tane mısır vardı. Bunları da Çınar istedi. İki tane mısır da kaynattım. Yemeğini yedikten sonra. Yer. Şöyle yapalım. Şunu da ısıtayım. Isıtalım, soframızı kuralım. Şundan da sığdığını zaten makineye koyacağım.
sığmayan da elimde yıkarım. Makinem de dolu değil çünkü boş. Çok fazla bir şey yok. Anneme gösterdim balkonu. Annem de çok beğendi. En mantıklısını yapmışsın dedi. Çünkü oturma alanının olması daha güzel. Hani en azından istesem bile o oturma alanının oraya küçük bir sehpa koyabilirim. Hani çay içmek için. Çay falan koymak için küçük bir sehpa konulabilir. Onda sıkıntı yok. Koltuk olması daha güzel oldu. Benim de hoşuma gitti içmesinde. Seda Sayan yemekte yaz oluyor. Ne zamandır televizyon seyretmiyorum ben biliyorsunuz. Eskişehir'de yani annemle işte muhabbet ettiğimiz için hem gezme yapıyorduk hem evde durduğumuz zaman da böyle muhabbet sohbet yaptığımız için hiç televizyon seyretmeye vaktimiz yoktu yani fırsatımız yoktu. Hatta izlediğimiz dizileri bile hep kaçırıyorduk. Artık televizyon izleyebilirim. Şunu ıslatayım da biraz. Etiketini çıkaracağım çünkü çorban da ısınsın arkadaşlar. Şu da burada hoşuma gitti benim. Çünkü su şişelerinin içine böyle koyarken falan pat pat masaya koyuyor, vuruyor. Korkuyordum yani ya şişe kırılacak ya da masa kırılacak, parçalanacak diye. Bunun altında böyle olması güzel oldu. Değil mi? Evet anne. Şu masaya bir şey dökmüşsün. Sofrayı da kurayım. Vallahi salata falan yapamayacağım. Turşu çıkaracağım. Yoğurt çıkaracağım. Zaten pazar yapılmadığı için malzeme yok. Yakup biraz meyve almış. Elma ile portakal almış. Çınar çünkü meyvesiz durmaz. Edecek kadar. Zaten bugün ayında 13 arkadaşlar. Yarın 14'ü şey yaparız. 15'inde de zaten market alışverişi yapacağım. Yoğurdu bitireyim. Yakup yoğurt yapmış. Şeye göstereyim şunu da size. Bakın. Yakup böyle güvece taş gibi yoğurt yapmış. Aferin valla. Kapağını kapatamıyorum. Kapağını kapattığım zaman rafa hiçbir şekilde sığmıyor yoğurt. Evet. Çok aşırı yer kaplıyor. O yüzden kapağını kapattım arkadaşlar. Hemen şu karışıklığı da biraz sonra yemek yedikten sonra hemen toparlamak istiyorum. Sinir oluyorum, gözüme batıyor. Şu çorba ısınsın. Ne yapayım biliyor musunuz? Şöyle yapayım. Yoğurdu şuna koyacağım. Şunu bir yıkamak istiyorum. Kullanalım bakalım. Sarı bezi değiştirdim de. Şu süngeri de bir değiştireyim. Şunu da yıkayayım en son. Yoğurdu buna koyayım. Bunda çok güzel olacak yoğurt. Şimdi suyunu süssün. Çorba yanmasın. Çok ısınmasın. Yoğurttan koyalım bakalım. Yakup'un yaptığı yoğurt nasıl olmuş? Güzel görünüyor ama. Suyunu çektirmemiş herhalde. O yüzden kaşıktan biraz dökülüyor. Ama
ev yoğurdu da arkadaşlar ister istemez yani bu hazır yoğurt gibi olmuyor. Yani bir bunun lezzeti, organikliği çok bambaşka. Şöyle göstereyim. Ama ister istemez bu hazır yoğurt gibi, taş gibi, kalıp gibi olmuyor. Yoğurdumu da şuraya koyayım. Şundan da birazcık turşu gibi çıkalım. Şunu çıkardım. Valla sofram bu şekilde oldu. Çorabımı koyayım. Çok çorba koymayacağım Çınar'a. Sonra çorbanın hepsini içiyor bu sefer. Yemek de yesin. Valla fasulye yemeğim de çok güzel oldu. Şöyle bir göstereyim size. Mis gibi oldu valla arkadaşlar. Patates de çok yakışıyor. Yeşil fasulyeyi seviyorum ben. Zeytinyağlı yapmadım zaten bu sefer. Zeytinyağı bitmiş şişede. Koymaya üşendim. O yüzden böyle patatesli yaptım. Arkadaşlar şimdi şu dolabı göstereceğim. Kestirdiği rafları taktı Yakup. Böyle oldu. Şöyle geniş geniş taktadım üst rafları. 1, 2, 3, 4, 5 tane raf oldu arkadaşlar şöyle. Göstereyim. Bazı yerleri geniş taktırdım. Çünkü şu alt kapaklı yerlere geri kalan raflı yerlere yani şu en üstten 1-2 raflı yerlere işte yağımdır, nohutumdur, şekerimdir yani gıda koyacağım. O yüzden ayakkabılarla şey olmasın diye nasıl desem size. Yakın olsun istemiyorum. O yüzden üst rafları böyle bayağı bir aralıklı taktırdım. Şu kapaklı bölüme ayakkabıları koyacağım. Şimdi burayı dizayn edeceğim. Düzenleyeceğim. Düzenledikten sonra sizlere göstereyim arkadaşlar. Çünkü sandalyeye falan çıkacağım. Eğileceğim, kalkacağım. Biraz yüksek bir dolap olduğu için çekim yaparken sıkıntı olabilir benim için. Ondan dolayı şimdi güzelce bir sileyim. Düzenledikten sonra sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bitti. Yani ben de bittim. Çok yoruldum. Öyle böyle değil. Şu gözlerinin altı mor gibi çıkıyor. Gece olduğu için ışıktan dolayı bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Normalde gözlerinin altı böyle mor değil. Şimdi artık çayımı alacağım ve çayımı içerken videomu editleyeceğim. Hem de biraz dinleneceğim. Keyif yapacağım. Hakikaten çok yoruldum arkadaşlar. Bittim yani diyebilirim. Bittim bittim. Hallettim. Dolap çok güzel oldu. O kadar pişman oldum ki keşke dedim bu eve daha girmeden önce o rafları yaptırsaydım da bu düzeni hemen o şekilde soksaydım, hiç uğraşmasaydım nereye koyacağım, şöyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım diye. İşte yarısı burada, yarısı orada. İşte ayakkabılar böyle diye. O kadar çok sıkıntı yaşadım ki arkadaşlar. Ama işte insan bir eve taşındığı zaman yerleşene kadar bayağı bir rahat bir 5-6 ay geçiyor bence yerleşene kadar. Şu an çok rahatım. Kafam çok rahat. Çok güzel oldu dolap. Efsane güzel oldu. Her şey bir yerde oldu. Yerli yerinde oldu. Elimin altında oldu. Tamam belki ikiler malzemelerim yani orada olmaması gerek. Mutfakta olması gerek ama evde yer sıkıntısı, dolap sıkıntısı olunca yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta güzel bir şekilde raflı dolap. Ayakkabılarla hiçbir şekilde temas etmiyor. Ayakkabılar çünkü en altta kapaklı dolapta. Neyse söylemeyeceğim. Bu videoda değil ama bundan sonraki videoda size ayrıntılı bir şekilde çekeceğim. Göstereceğim dolabımın düzenini, nasıl koyduğumu, neleri koydum, ne şekilde koydum, kapımın önünde ne kaldı, ne gitti, nasıl oldu. Onları arkadaşlar artık bir dahaki vlogda göreceksiniz. Birazcık sürpriz olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.